Bir mesaj kısmında arkadaşlar sesim herkese net geliyor mu? Bir yazabilir misiniz? Aynı zamanda slaytımız geliyor Sude. Tamam. Peki. Peki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle din kültürü ahlak bilgisi dersimiz LGS tanıtım dersindeyiz. Arkadaşlar LGS tanıtım dersinde bizleri neler bekliyor din kültürü anlamında? Öncelikle kendimizi şöyle bir kısa bir tanıtalım arkadaşlar. Tabii ki Tek Uzem platformu bünyesinde arkadaşlar dersler vermeye devam ediyoruz. Bunun haricinde online yüz yüze dersler vermekteyim. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmenim ismim Hanife Yalçın. Buradaki arkadaşlar tanıtım ekranında da gördüğünüz üzere LGS alanında ve TYT alanında dersler veriyoruz. Tabii ki LGS'de din kültürü arkadaşlar önemli. Yani her ders kıymetli. Bir 17 yıllık bir deneyimim var. Aynı zamanda arkadaşlar soru yazarlığı ve kitap çalışmalarım var. Ve Tek Düzen bünyesinde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Din kültürü ahlak bilgisi dersini nasıl keyifli hale getirebiliriz? Bu dersi nasıl olsa yaparız mantığıyla değil de 10 soruda hiç sıfır yanlış yaparak yani 10'da 10 full yapma amacını taşımaktayız. Her ders kıymetli dediğim gibi özellikle sözel branşlarda iyi bir nitelikli bir okula gidebilmemiz için din kültürü de 10 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Bu 10 soruda da ciddi anlamda dikkat eksikliği yaşamadıktan sonra genelde arkadaşlar öğrencilerimiz memnun bir sonuçla karşı sınavdan o şekilde çıkıyorlar. Geçen sene şunu söyleyeyim arkadaşlar. Din kültürü ahlak bilgisi dersinden evet bir iki tane zorlayıcı soru vardı. Çeldiriciliği yüksek sorular çıkıyor. Onun için bu tanıtım dersinde din kültürü ahlak bilgisi kavramlarımızın ve sınava odaklı LGS tarzı anlatım tarzımızı çok iyi takip etmenizi öneririm. Daha sonra tabii ki Tek Özen platformunda daha önce tanıtım derslerine gelen oldu mu? İlk defa mı geliyorsunuz? Onu sorayım. Daha önce gene tanıtım derslerimiz olmuştu bizlerin. Gene arkadaşlar bu şekilde ilk defa hepsine geldim. Bengü gelmiş. Gelmeyen arkadaşlarımız için de gelen arkadaşlarımız için de tekrardan arkadaşlar güzel bir keyifli bir ders, bir tanıtım arkadaşlar dersi işlemeyi düşünüyoruz. Tabii ki arkadaşlar din dersi, din kültürü ahlak bilgisi dersi dediğim gibi 10 tane soru çıkıyor. Yorum tarzı sorular olmakla beraber bazı kavramların da bilinmesi gerekiyor. Öz eleştiri yapacak olursak tabii ki öğrencilerimizin bu noktada kendine özgüveni, motivasyonu önemli. Ama din dersini nasıl olsa yaparız mantığıyla da hareket etmemek gerektiğini düşünmekteyim. Yani her ders önemli. İngilizce ve sosyal yani inkılap tarihinde aynı ağırlıkta sorular çıkıyor. Onun için bu tanıtım dersinde hem dersimizin şöyle LGS mantığıyla anlatmak istiyorum. Hem de dediğim gibi kısa bir dersimle ilgili de bilgi vermiş oldum. Son 5 yılın sorularında din kültürü ahlak bilgisi anlamında çok böyle sürpriz sorular çıkmadı. 8 netin altına inmedi hiç demiş Bengü. Güzel bir başarı aslında. Arkadaşlar ama dediğim gibi daha önce çok çok sizler gibi kıymetli öğrencilerle çalıştık. Birebir yüzle çalıştığımız özel öğrencilerimiz, derece yapacak seviyede öğrencilerimiz vardı. Güzel, keyifli bir çalışma sezonları geçirdik onlarla. Ama mesela geçen sene dereceli öğrencilerimizden de gene güzel netler yapıldı. Ama amacımız şu, din kültüründen 8 net, 9 net ama amacımız 10'da 10 yaptırmak arkadaşlar. Yani 10 soruda 10. Çünkü dediğim gibi din kültürü nasıl olsa cepte mantığıyla hareket eden arkadaşlar maalesef ama maalesef bu derste biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Çünkü dediğim gibi geçen sene iki tane çeldiriciliği yüksek soru vardı. Bunu nasıl aşacağız hocam? İnşallah Tek Özen platformunda beraber oluruz. Güzel, keyifli derslerimiz oluyor. Bu derslerde sizlerle beraber aynı yüz yüze ders anlatım şeyiyle, o keyfiyle güzel bir ders işleyeceğiz. Aynı zamanda kavram haritalarımızla böyle size şimdi bu ilk dersimde
Kader inancı, birinci ünitemiz kader inancı konusuyla ilgili bir tanıtım dersi yapmak istiyorum. Bu dersi tabii ki bu kader inancı konusu gördüğünüz bir konu. Ama gene okullarda gördüğünüz bir konu ama burada farklı bir anlatım ya da farklı bir görsellerle yorumlayacağız tekrardan. Sorularınızı sohbet kısmına yazın lütfen arkadaşlar. Çünkü tanıtım dersinizde her bir arkadaşımın sorularına cevap vermek isterim. Her bir arkadaşım çekinmeden sorularını sorsun. Tanıtım dersine geçmeden önce sorularınıza bir bakalım. Hocam bu sene geçen senenin LGS sorularına benzer çıkabilir mi demiş Bengü. Hemen buna cevap vereyim. Arkadaşlar dediğim gibi MEB, Milli Eğitim Bakanlığı soru hazırlayan komisyondaki bilim adamları son 5 yıla baktığım zaman sürpriz sorularla bizi karşımıza çıkmadı. Sürpriz sorularla. Ancak şunu söyleyelim. Geçen sene mesela şaşırtıcı iki tane çeldiricili yüksek soru vardı. Bu iki tane çeldiricili yüksek soru arkadaşlar özellikle nitelikli okula gitmeyi isteyen arkadaşlar için yanlış yapılmaması gereken sorulardı. Ama dediğim gibi iki seçenek arasında bıraktı Milli Eğitim geçen sene din sorularında. Çünkü sınavdan çıkan arkadaşlarımız hep şunu söyledi. Hocam yani çeldiricili yüksek sorular var. Benzer çıkabilir mi? Arkadaşlar zaten benzer çıkıyor. Son 5 yılın sorularını gene ilerleyen dönemlerde arkadaşlar sizlerle beraber inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Son 5 yılın sorularına bakacağız sizlerle. Benzer sorular yani kalıp olarak benzer sorular olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar LGS'de mantık şu şekilde gidiyor din kültüründe. Ayetlerin yorumlanması tarzında sorular çıkıyor. Mesela arkadaşımız demiş eğer çıkarsa bizim Manisa ilimizden 6 kişi LGS birincisi çıkmış Bengü. Güzel bir başarı. Sude sormuş ki hocam din dersini daha iyi yapabilmeniz için ne yapmalıyız? Arkadaşlar dediğim gibi bu tanıtım dersinde hem ders anlatım yapacağız hem de bu dersi nasıl daha iyi yükseltebiliriz? Şimdi arkadaşlar öncelikle dersimiz soyut yani sözel ders olduğu için Sude iyi bir not alıcı olmamız gerekiyor. Not defterimiz sürekli yanımızda olması gerekiyor. Yani bazı kavramlar çıkacak. Şimdi birinci üniteyi gördük. İkinci ünitelerde biz derslerimize devam ediyoruz. Zekat, sadaka, infak gibi, sadaka-i cariye gibi, sünnetullah birinci ünitede mesela böyle kavramlar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu kavramlar da arkadaşlar bizler elimizden geldiği kadar sizi yormayacak pratik bir anlatımla, örneklerle dersimizi daha kalıcı, daha pekiştirecek hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki dinden kaç soru çözmeliyiz demiş İlayda. Şimdi arkadaşlar tabii ki dediğim gibi rehber öğretmenleriniz size bu programı ders çalışma, bireysel çalışma programı muhakkak veriyordur. Ama benim tavsiyem tabii ki haftada baktığınız zaman arkadaşlar 5 gün, bunu 2 gün tabii cumartesi, pazar bir gününü dinlenmeye ayırırsanız ama bunu tabii sınav grubundaki arkadaşlarımızın günlük baktığın zaman en az 2 test çözsen arkadaşlar haftada 100 soru yapar. Yani günde 20 soru, günde 10 soru çözsen bile haftada 50 soru bile en başlangıçta şu an dönem başındayız. Haftada 50 soru bence ilk başta yeterli. Yani haftada 50 soru. Ya da haftada 50 soru çok diyenler çünkü diğer ödevler de olacak buna bakacak olursak. Haftada 40 soru idealdir yani 40 soru. Çünkü baktığınız zaman 4 test yapıyor arkadaşlar. Yani haftada 4 test 40 soru o da çok fazla sizi yormayacak. Yormaz yani. Bengü demiş ki ben dediğiniz gibi notlar almak işe yarıyor. Bu sayede din sınavından 96 aldım. Evet doğru bir yaklaşım. Arkadaşlar dediğim gibi not almak her zaman önemli. Size çünkü dediğim gibi birazdan söyleyeceğim konularda da anlatım tarzlarımızda da soruda not almanız gerektiğini unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bu kısa bilgileri verdikten sonra yeni nesil kaynaklar var mı? Kesinlikle kaynaklar var arkadaşlar. Ben size kaynaklar olarak da söyleyeceğim kaynaklar var. Ben şuraya mesajda yazıyorum arkadaşlar. Orada muhakkak evinizdeki kaynaklarla bu
yazdığım kaynağı gene size arkadaşlar tavsiye ederim. Yeni nesil soru tarzları olarak bu soruları oradan arkadaşlar çözebilirsiniz. Şimdi şöyle tanıtım dersimizde arkadaşlar ilk ünitemizi seçtim ben. Bu ilk üniteyi gençler şöyle bir arkamıza yaslanalım. Şöyle bir motive olalım. Hem ders anlatım tekniği olarak hem de dersimizde bizi neler bekliyor bu tanıtım dersinde sizlere böyle yardımcı olmak istiyorum. Şimdi kader inancı gördüğümüz bir konu ama şöyle bir diyelim. Kader nedir? Kaderde bu zamana kadar ne anlattık? Neler anlamalıyız? Ya da yanlış kader anlayışı, doğru kader anlayışı bunlar nedir? Şimdi kelime olarak kader bir şeye gücü yetmek. Biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek anlamına geliyor arkadaşlar. Kıymetini bilmek. Yani Allah'ın sonsuz ilmi ve kudreti de evrende olmuş olacak her şeyi bilmesi, daha doğrusu takdir etmesi. Bakın gençler burada tanıtım dersinde dediğim gibi kader de burada altını çizdiğim kelime önemli. Takdir etmek. Peki hocam Allah her şeyi biliyor. Bu ilim, bilme sıfatı nedir? İlim. Bakın burada kaderde Allah'ın ilim sıfatını arkadaşlar ne yapmış olacağız? Öğreneceğiz. Ve burada kudret sıfatını görüyoruz. Bu da Allah'ın kaderle ilgili sıfat olmuş oluyor. Yani kaderin tanımında ben kaderi tanımlarken hem Allah'ın iki tane sıfatını görmüş oldum burada. Bir de irade var. Burada yazmamış tanımda ama ilim, irade, kudret Allah'ın kaderle ilgili sıfatlarıdır ve tanımda geçer. Hocam ben kaderle kazayı karıştırıyorum. Bengü şu an kader ve kaza ayrımını sana çok net bir şekilde yapacağım. Az sonra o ayrımı çok böyle kısa bir bilgiyle sana anlatacağım, tamam mı? Şimdi aslında kader kaza dediğim gibi çocuklar tek sizin karıştırdığınız bir konu değil. Aslında baktığın zaman gündelik hayatta da böyle karşımızda olan. Ya işte kaderinde ne varsa o çıkar. Kader alın yazısı. İşte ne bileyim yanlış kader anlayışına örnek verecek olursam işte kader utansın gibi. Kadere taş atmalar. Bunlar aslında günümüz toplumunda da Türkçemize geçen de kaderde ne varsa o çıkar. Ya da alın yazısı neyse odur falan gibi cümleleri duyuyorsunuz. Peki kader yani bu alın yazısı Allah'ın bize takdir ettiği bir ömür var. Bu ömrün ne kadar yaşayacağımızı biz belirleyemiyoruz. Bu bir kader midir? Kaderdir. Peki hangi anne babadan doğduğumuz? Hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede? Göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz değil mi? Yüz yapımız, cinsiyetimiz. Ha, bütün bunlar aslında Allah'ın bize takdir ettiği bir şeylerdir. Yani takdir ettiği olaylardır. Dolayısıyla bu bir kaderdir. Yani hangi anne babada doğduğumuz, hangi ülkede doğduğumuz, bütün bunlar bizim kaderimizdir. Peki, insan iradesiyle kaderi karıştırmamak lazım. Kaza ile kader arasındaki fark nasıl peki hocam? Hemen şurada ben size slaytımızda kazanın tanımını da vereceğim. Ondan sonra arasındaki farkı söyleyeceğim. Şimdi kaza ne demek arkadaşlar? Kaza kelime olarak hükmetmek, emretmek, yaratmak anlamına geliyor. Arkadaşlar şurada kelime anlamı şu. Kaza ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması. Bak Allah tarafından yaratılması yani gerçekleştirmesi. Bakın Bengü şimdi su örneğinde anlayabiliyorum demişsin. Mesela ben su örneğini vereceğim sana. Bak şimdi arkadaşlar su örneğini veriyorum. Diyorum ki örnek. Şimdi su 100 santigrat derecede kaynar. Derecede kaynar. Arkadaşlar bu Allah'ın evrene koymuş olduğu bir kader kanunudur. Fiziksel bir yasadır. Yani bu suyun 100 santigrat derecede kaynaması kader. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kaza olarak nasıl yorumlarız? Kaza olarak. Şimdi kazada da diyoruz ki çocuklar 100 santigrat dereceye gelen suyun kaynamaya başlaması. Bu arkadaşlar kaynamaya başlaması ise kaza. İşte kader ile kazanın en önemli farkını
Arkadaşlar, Bengü su örneğini söyledi bana. Başka örnekler de vereceğim. Şimdi bu kaza. Peki ayrım nasıl yapacağız? Bak, ayrım çok kolay. Şimdi kaynar ifadesi genel geçer bir kanun. Evrensel bir şey değil mi? Yani bilim adamları bunu evrende gözlem yaparak, deney yaparak bunu buluyorlar. Yerçekimi kanunu. Yerçekimi kanunu gözlemle kesinlik içeriyor. Bravo. Evrensel bir şey. Yani 100 santigrat derece su başka yere gitsen de bu her yerde aynı 100 santigrat derecede kaynaması kader. Peki bunun 90 dereceye değil de 99 da değil 100 santigrat dereceye geldiğinde kaynamaya başlaması. Yani bakın çocuklar gerçekleşmek. Anlatabildim mi? Kader henüz gerçekleşmeyen olaylar üzerinde bize örnekler sunarken kaza gerçekleşir. Peki ben öğrencilerime şu örneği veriyorum güncelik hayatta. Mesela bana birisi söylesin ileride hangi mesleği yapmak istediğini. Mesela Bengü sen söyleyebilirsin. Hani kader ve kaza ile ilgili örnekler vermek anlamında. Mesela savcı. Ben diyorum ki Bengü sen isminden bir soru yazıyoruz şimdi. İleride savcı olacak ya da savcı olmak istiyor. Henüz gerçekleşmedi. Bu nedir arkadaşlar? Henüz gerçekleşmedi değil mi? Kader. Gerçekleşmeyen. İleride savcı olacak ya da savcı olmak istiyor. Savcı olmak istemektedir. Yani henüz daha gerçekleşmedi. Ancak Bengü Allah nasip etti. Değil mi? Hukuk fakültesini bitirdi. Daha sonra diplomayı eline aldı ve sınavlara girdi. Savcılık yapabilir yeterliliğine, yetkinliğine ulaştı ve savcı oldu. O zaman ben ileride Bengü savcı oldu dediğimde arkadaşlar bakın o oldu. Nedir? Gerçekleşen bir durum. Doğru mu arkadaşlar? Yani bu gerçekleşen durum bize neyi gösteriyor? Oldu. Bakın kaderle kaza arasındaki en önemli ayıracağınız nokta şu. Kaza kelimelerinde, kaza cümlelerinde sonu ben öğrencilere bu pratik notu veriyorum. Dı, di, du, dü. Yani bir nevi Türkçe'de anlatıyoruz burada. Bakın dı, di, du, dili geçmiş zamanla bitiyorsa bu cümle kazadır arkadaşlar. Peki anlaştık mı? Ayrımını biraz böyle kafamıza yerleşti mi? Bayramda dedemleri ziyarete gittik. Bir cümle. Basit bir cümle değil mi? Nedir? Gittik. Peki gittim. Gerçekleşen bir durum çocuklar. Yani bu nedir? Kazadır. Peki Ramazan değil de diyelim ki daha Ramazan bayramı gelmedi. Bilmiyoruz. Daha zamanı gelmedi. Ramazan bayramında dedemlere gideceğim. Gerçekleşmedi. Daha henüz gerçekleşmeyen bir durum. Kader. Gündelik hayattan böyle örnekler verebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yani eğer gerçekleşmeyen geleceğe ait bir şeyse o örneğimiz kader kapsamına giriyor. Yağmur örneği. Mesela meteoroloji diyor ki önümüzdeki hafta Ankara'da işte hava tahminleri bir haftalık hava tahmin raporuna göre soğuk bir hava bekleniyor. Daha yağmur işte Ankara'ya gelmedi henüz. Yağmıyor henüz. Henüz Ankara'ya yağmurun yağmaması meteorolojinin daha tahmin ediyor değil mi? Daha henüz gerçekleşmeyen bir şey. Ancak ben dedim ki Ankara'ya çok ciddi bir kar yağdı ya da yağmur yağdı. Arkadaşlar bu nedir? Kazadır. Yani kader kesinlik içeriyor dedi Bengü. Bravo. Evet, kesinlik içeriyor Bengü. Çünkü Allah'ın kanunu, hükmü değişmez kaderdir diyor. Ayette geçiyor arkadaşlar. Ahzab suresinde geçen Allah'ın hükmü değişmez. Allah'ın hükmü değişmez demek bu ne demek? Allah'ın kaderi. Yani bizim hangi ülkede doğacağımız, hangi anne babayla, hangi cinsiyet, dediğim gibi göz rengimiz bütün bunlar kaderdir, değişmeyendir. Peki Allah'ın evrene koymuş olduğu bir takım yasalar var. Hani söyledim az önce evrensel yasalar. Yani bunu fiziksel yasalar diye de anlatıyoruz biz. Biraz sonra söyleyeceğim. Yağmurun yağması, gece gündüz olayı,
Ayın ve Güneş'in hareketleri, bunlar fiziksel yasalar değil mi? Bunların hepsi baktığınız zaman kader kanunları, sünnetullah dediğimiz Allah'ın evrende uyum sağlamak için koyduğu yasalar, birazdan değineceğiz. Bütün bunlar kader olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu güncel hayattan verdiğimiz, mesela bu akşam Dünya Kupası maçı var. Hadi size güncel bir örnek vereyim. Biraz dersi keyifli hale getirelim, değil mi? Az önce bir maç vardı. Saat 19'da Katar'la, bakın güncel bir örnek, Katar'la Ekvador arasında Dünya Kupası maçı başladı, oynandı. Bu nedir arkadaşlar? Gerçekleşti mi? Yani Dünya Kupası şu an Katar'da oynanıyor. Katar'da ilk Dünya Kupası maçı startı verildi diyorum. Kazaya girdi Sude. Bravo, çünkü şu an yani saatimiz 19'u geçti değil mi? Saat 19'da maç başladı. Katar'da Dünya Kupası maçı başladı dediğim anda çocuklar kaza örneği olmuş oluyor. Anlaştık mı? Çok güzel bir örnek oldu bu arada. Sorulara bakalım hemen. Hocam, benim elimde geçen sene okulda artan bir tane LGS kitapçığını almıştım ve din soruları çok kolaydı diyor Bengü. Arkadaşlar tabii ki sorular kolaydı ama dediğim gibi Bengü, iki tane çeldiriciliği yüksek soru vardı. Bu her sene değişiyor. Tabii ki çalıştıktan sonra her ders kolay olur arkadaşlar. O şey değil. Ama bizim dersimizde soruları yorumlarken, birazdan ayetleri yorumlayacağım, onda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? LGS'de hangi tarz sorular bizi bekliyor? LGS mantığı din sorularını size kısa ve pratik olarak hem ön bilgilendirme yapacağız hem de dersimizle ilgili de bir tanıtım dersi de yapmış oluyoruz. Kitap okumak önemli arkadaşlar. Bizim dersimizde olduğu gibi, Bengü arkadaşımızın yazdığı gibi, bütün derslerde ve bizim dersimizde de yorumlama önemli. Şimdi arkadaşlar, kader ve kaza ayrımını yaptık. Yani bu çok önemli. Bakın ayet örneklerinden hocam, peki sınavda nasıl çıkar? Hemen şöyle bir ayet örneği var. Bakın burada hemen ayet örneğine bakalım gençler. Ayette diyor ki, böylece onlar 2 günde, yani 2 evrede 7 gök olarak yarattı. Bakın çocuklar, yarattı kelimesi gördüğün an kaza aklına gelsin. Neden hocam? Kazanın kelime anlamı, bakın yaratmak kelimesi burada. Anlaştık mı? Yani yaratmak kelimesi, bakın şurada yaratmak, şurada yarattı. O zaman yarattı gerçekleşti. Gerçekleşen bir şey nedir? Arkadaşlar, kazadır. Okey? Burası kaza. Her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Tabii ki burada takdir kelimesi de baktığın zaman kader kelimesi anlamı içerisinde değerlendirilebilir. Bu örnek hem kader hem kazaya çok güzel bir örnek, bir ayet örneği, sizlerle bunu yorumladık. Arkadaşım demiş ki, hocam ben toplumsal ve fiziksel yasaları karıştırıyorum, ne yapmalıyım? Hemen şimdi bunun çözümüne bakalım arkadaşlar. Şimdi yasalara değineceğim. Arkadaşlar, yasalara değineceğim. Sude yazmıştı. O Sude, şimdi o yasalarda bizi ayrımını nasıl yapacağız? Onu bir değineceğim şimdi. Anahtar kelimeleri bilmek önemli. Bence öyle karışmaktan kurtuldum demiş Bengü. Güzel bir yorum. Yani anahtar kelimeleri zaten biz, dediğim gibi arkadaşlar, tek uzem platformunda burada dersimizi anlatırken sizlere özellikle anahtar kelimeleri, anahtar kavramlara çok güzel değiniyoruz. O değinmelerimiz sonucunda arkadaşlar kısa kısa notlar da aldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir yerde bakın anahtar kelime derken, bir yerde ölçü, bakın ölçü kelimesini görüyorsan aklına ne gelecek biliyor musun? Kader. Bir yerde düzen kelimesini görüyorsan, bakın size pratik notlar. Plan kelimesini görüyorsan, takdir kelimesini görüyorsanız arkadaşlar, uyum. Ondan sonra bütün bunlar arkadaşlar Allah'ın evrende bir ölçü ile yarattığı, düzen içerisinde yarattığı kelimeleri görüyorsanız, bütün bu kelimeler, bu anahtar kelimeler bize arkadaşlar kader kelimesini
çağrıştırması gerekiyor çocuklar, tamam mı? Yani bir yerde bunları görüyorsa, mesela Allah evreni bir ölçüyle yarattı. Ya da biz yeryüzünü bir döşek, dağları bir kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Bakın burada yaratma kelimesi gerçekleştiği için kaza. Ama dağların yaratılışı, dağları böyle sabit direkler halinde koyması ayetin tabiriyle, tasvir etmesiyle fiziksel yasalara girer. O da arkadaşlar tabii ki ölçü ve düzen Allah'ın kainatı ölçüyle yaratmasından bahseder. Dolayısıyla bu da arkadaşlar anahtar kelimelerden yola çıkarak Bengü'nün dediği gibi ne yapacağız? Konuyu böyle nokta atışı yorumlarla soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Peki bu örnekler, bütün bu ayet örneği, şurada gördüğünüz bakın karınca örneği, bakın burada bir şeyi görüyoruz. Uzayda bir görüntü görüyoruz arkadaşlar. Galaksilerin, arıların böyle hareketleri, bal yapması, bütün bunlar arkadaşlar hem fiziksel hem biyolojik yasalar Allah'ın evrene ölçü içerisinde yarattığını bize gösteriyor. Ya şimdi düşünün, dünyanın güneşe uzaklığı ya da güneşle dünya arasındaki o milimetrik farklar biraz daha fazla olsaydı dünyamız aşırı ısınacaktı. Ya da az olsaydı aşırı soğuyacaktı gibi bilim adamları milimetrik hesaplar yaparak arkadaşlar bu evrendeki düzeni, ölçüyü aslında deneysel olarak gözlemleyerek bizlere aktarıyor. Yani bütün bunlar şu anahtar kelimeler bize Allah'ın evrendeki eşsiz yaratma sıfatını, ölçülü yaratma sıfatını bize anlatıyor. Şu yasalara bir değinmek istiyorum. Bu yasalarda arkadaşlar karıştırdığınız noktaları lütfen mesaj kısmına yazın. Bakın aslında çok basit gençler. Şimdi sünnetullah tabiri. Bakın bu bir anahtar tabir. Bir kere bunu yıldızlayalım. Şimdi şu Allah'ın evrene koymuş olduğu, evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasaların tamamı çocuklar, biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalar aslında sünnetullah demek. Sünnetullah da demek ki şu üç yasadan oluşuyor. Bir, fiziksel yasalar. İki, biyolojik yasalar. Üç, toplumsal yasalar. Şimdi yorumlara baktığım zaman arkadaşlarımız Bengü de demiş ki madde ve enerjinin oluşumu fiziksel, canlıların doğması, büyümesi, üremesi, gelişmesi bunlar. Canlılar tabii ki biyolojik. Toplumsal, insani konularla ilgili demiş. Güzel bir yorum yapmış. Şimdi biz de onlara değineceğiz zaten. Yani aslında burada karıştıracak çok bir şey yok. Şöyle hemen örneklerle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada fiziksel yasalar. Birinci olarak bizim bakacağımız. Gençler fiziksel yasalar adı üstünde fizik diye bir ilim dalı var değil mi? Fen bilimleri içerisinde fizik, kimya, biyoloji var değil mi? Fizik neyle ilgileniyor? En çok madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketleri, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle uğraşıyor. Doğru mu arkadaşlar? Bu fiziksel yasalar evrenseldir diyoruz. Deney ve gözlem sonucu bilim adamları tarafından tespit ediliyor. Gençler, yağmurun yağması fiziksel yasalar mı? Evet. Gece gündüz olayı. Evet. Isınan suyun buharlaşması, suyun 100 santigrat derecede kaynaması, ekleyeceğim örnekler yer çekimi kanunu, yer çekimi kanunu değil mi? Sen mesela bir elma düşünün, hep o elma örneği verilir yani. Ya da elinizde bir cisim var, o cisimi yere bıraktınız değil mi? Yer çekimi kanunu gereği nedir? O yer çekimi aslında fiziksel yasalara örnek olarak veriyoruz. O zaman aslında ben buradan şunu da anlıyorum. Aslında dinimiz İslam dini bilme, akla aykırı bir din değil aslında. Baktığınız zaman gördüğümüz konularda da burada Allah'ın evrene koymuş olduğu bir yasa var. Bu yasalar evrensel ve madde ve enerji ile ilgili bir şey gördüğün zaman fiziksel yasalar. Peki hocam, ayetlerde nasıl geçiyor? Onları bir sonraki slaytta söyleyeceğim. Ayetler üzerinden bize yasalar bulmamız isteniyor LGS denemelerinde. Tamam. Onlara değineceğim.
Şimdi Güneş'in ve Dünya'nın hareketleri de arkadaşlar fiziksel yasalara örnek. Bunları karıştırmamak için ne yapacağız? Hemen anahtar kelimeleri söyledik. Bakın, madde ve enerji gördüğün zaman fiziksel. Evet, fiziksel ve biyolojik yasalar fenle alakalı mı demiş Bengü? Evet, fen bilimlerinin bir dalıdır arkadaşlar. Fen bilimleri değil mi? Fizik, kimya, biyoloji bilim dallarının dan oluşan bir derstir. Biyoloji zaten bakın kelime olarak da canlı bilimi demek. Buradan aklında kodlayabilirsin. Canlılarla ilgili. Hocam canlı derken insan, bitki, hayvanları inceleyeceğiz arkadaşlar. Canlıların doğması, gelişmesi, büyümesi, üremesi biyolojik yasalar çerçevesinde ele alınır. Bakın biyoloji canlılarla ilgili. Fiziksel yasalar maddelerle ilgili. Bakın karıştıracak hiçbir şey yok. Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır. Evet. Sude bir soru sormuş. Hocam bizim şimdi zekat yapmamız toplumsal yasaya mı giriyor? Evet. Bravo. Toplumsal yasalarda onu da değineceğiz. Çünkü zekatta nedir? Yardımseverlik. Bireyle toplum arasında bir sonuçta nedir? Yardımlaşma var. Bireylerin, insanların birbiriyle olan sosyal ilişkilerine konu alıyoruz. Evet, insani yardım dedi. Bravo. İnsani yardım da bu da toplumsal yasalara girer arkadaşlar. Biyolojik yasalarda karıştıracağımız bir şey yok arkadaşlar. Mesela fotosentez olayı burada meşhur bizim örneğimiz. Nedir fotosentez? Solunum olayı değil mi? Bitkilerin solunum olayı mıydı? Yani karbondioksit alıp oksijen vermesi. Bizde tam tersi. Biz oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz değil mi? Dışarıya. Burada da bitkilerde fotosentez olayı, biyolojik yasalar. Yani o zaman hocam solunum olayı, sindirim olayı bunlar biyolojik yasaya girer mi? Girer. Çünkü neden? Çünkü az önce söyledim canlılarla ilgili bir şey. Solunum almak, sindirim olayı da bu şekilde. Peki balıkların solungaç yapıları gene onda solunumla alakalı bir şey olduğu için bu da arkadaşlar biyolojik yasaya girer. Gene etle beslenen hayvanların çene yapıları etobur dediğimiz, otla beslenen otobur hayvanların çene yapılarının farklı oluşu tamamen biyolojik yasalara bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur diyoruz. İşte Allah'ın insana, bitkiye ve hayvanlara koymuş olduğu bir takım kurallar var. Yaratılıştan gelen bu yasalar gereği arkadaşlar her canlı kendi kulvarında görevini yapmış oluyor. İnsanın solunumu alıp vermesi, balıklar solunumu alıp vermesi farklı. Dolayısıyla bu da biyolojik yasalar çerçevesinde ele alınıyor. Toplumsal yasalara bakacak olursam arkadaşlar, toplumsal yasalarda da bakın gençler, toplum bir yerde toplum ifadesi görüyorsanız, insan ifadesi görüyorsan, birey görüyorsan bunlar toplumsal yasalar da ele alacaksın. Peki toplum kimden oluşuyor arkadaşlar toplum? Bireylerden değil mi? Bireyler birbirine ihtiyaç halinde değil mi? Dolayısıyla birbirimize ihtiyaç halinde kardeşlik, doğruluk, sevgi, adalet, kul hakkı bu ülkeler toplumsal yasaların gereğidir. Toplumun barış içerisinde ve huzurlu bir şekilde devam etmesi arkadaşlar bizim bu yasalara uyup uymamamızla alakalıdır. Kur'an'da toplumsal yasalarla ilgili nasıl örnekler veriyor? Birazdan söyleyeceğim. Geçmiş milletlerin başından geçen olaylar anlatılıyor. Mesela bir ayet var. Bir toplum kendi durumunu değiştirmezse Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Rahat suresinde geçer. Dolayısıyla bakın dikkat ettiniz toplum. Hemen toplum ifadesi geçiyor. Bu toplumsal yasalara girer. Peygamberler de toplumda yaşayan insanlar olduğu için bu yasalara uymayı insanlara öğütlemiştir arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani aslında baktığınız zaman karıştıracak bir durum yok. Şimdi ayet örneklerine bakalım arkadaşlar. Ayet örneklerinde bizi nasıl örnekler bekliyor? Bakın. Hemen sorulara bakalım bu arada. Hocam savcı olmak istiyorum ama aynı zamanda psikoloji okumak mümkün mü? Arkadaşlar tabii ki o mümkündür. Yani meslek seçimlerinizde dediğim gibi ilerleyen aşamalarda bu tercihleri sizlerin vermesi lazım. Bu da dersimizle alakalı insan iradesi ve kader konusunu anlatıyorum arkadaşlar ben.
Biliyorsunuz birinci ünitede insan iradesi, insan tercihlerinde özgürdür, hürdür. Dolayısıyla özgür iradeyle kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Meslek seçimi de insan iradesine bağlı bir durumdur. Yani bu bir nedir arkadaşlar? Seçimdir, tercihtir. Hocam şu yasalarla ilgili bizlere Kur'an'da nasıl örnekler var? Bakın gençler, tanıtım dersimizde şöyle şu örnekleri bir yorumlayalım. Bakın LGS'de şu Yasin suresi 37-40 örnek veriyorum. Bu ayeti bize veriyor. Aşağıdakilerde bu ayetle ilgili soru oluşturuyor. Buraya bir diyor. İki diyor mesela. Üç diyor. Bir. Mesela diyor ki bu ayette fiziksel yasalardan bahsetmektedir. Evet. Fiziksel yasalardan bahsetmektedir. İki, işte bu ayette Allah'ın gücünün, kudretinin eşsiz olduğundan bahsetmektedir gibi. Ben burada şu an bir soru yazmış oldum. Bakın. Şimdi gece onlar için bir delildir. Gündüzü oradan çıkarız. Bakın gece anahtar kelimeler gündüz. Neye girer arkadaşlar bu? Fiziksel yasalara mı? Bu fiziksel arkadaşlar, tamam. Hemen buradan çıkar. Bakın güneş kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Ayette diyor vel kamera kaddernahu menazile hatta adeken urcunil kadim diyor mesela. Ay gene bir yörüngede hareket ediyor. Yasin suresinde geçiyor arkadaşlar. Bütün bunlar, bakın şu söylediğim şeyin, ayetin orijinalini söyledim buradaki Türkçenin. Ne güneş aya yetişebilir ne de gündüzü geçebilir. Dolayısıyla bütün bunlar, ayın, güneşin hareketleri, gökyüzü olayları, yağmur yağması, bulutların oluşumu, değil mi? Bunlar, şimşeğin çakması, bütün bunlar fiziksel yasalar. Peki gökten su indiren odur. O her çeşit bitkiyle bitirdi. Bir yeşil bitki hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm taneleri, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdi. Bakın getirmesi bu bir kazadır aslında. Aynı zamanda biyolojiktir. Neden? Dedik ki insan, bitki ve hayvanlarla ilgili bir şey gördüğünüz zaman bir açıklama ya da bir yorum ayette. Bunlar arkadaşlar biyolojik yasalar çerçevesinde. Mesela başka bir örnekte diyor ki her bitkiden çifter çifter yarattık diyor ayette. Çifter çifter yaratması ayette biyolojik yasalar. Adı üstünde. Tamam. Ayetlerde de bu şekilde geçiyor. Peki arkadaşlar, mesela toplumsal yasalar nasıl örnekler vermişler? Ayete bakalım. Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın, bölünmeyin. Bakın dikkat ettiniz mi? Birbirinizle bölünmeyin ne demek? Kardeş olmak demek, değil mi? Kardeş olmak, kardeşlik neydi arkadaşlar? Kardeşlik hangi yasa kapsamında değerlendiriyoruz? Toplumsal yasa. Birlikte olmaktan, bravo, o da birlikte olmak dedi Sude. O da bize toplumsal yasaları hatırlatıyor. Düşmanlar idiniz. Allah kalplerinizi birleştirdi. Yani burada hiçbir şey bilmeseniz bile arkadaşlar, hiçbir şey bilmeseniz bile Allah'ın bizim kalplerimizi birleştirmesi, parçalanıp bölünmeyin demesi. Yani toplumsal birliktelik, kardeşlik bize neyi anlatmaktadır? Toplumsal yasalar. Evet, demek ki karıştıracak çok bir şeyimiz yok, değil mi? Hangi arkadaşım söylemişti? Hocam karıştırıyorum demişti. Bengü sen mi demişti? Sude demişti sanırım. Evet. Demek ki arkadaşlar, dolayısıyla burada baktığınız zaman şey çok önemli. Yani bu anahtar kelimelerden işte kader ve kazanın anlamını bileceksiniz. Fiziksel yasalarda nelerden bir iki böyle tanımlarda geçen ifadeler bildikten sonra arkadaşlar anlaşılmayacak bir şey yok. Şimdi bu tanıtım dersimizde arkadaşlar sizlere genel bir giriş yapmış olduk. Din dersinde nelerden soru sorulur daha çok? Ayet üzerinden verilen ayeti bizden yorumlamamız isteniyor. Yorum üzerinden onun için bol bol soru çözmemiz gerekiyor gençler. Lütfen özellikle ayet sorularını yorumlarken muhakkak ilerleyen zamanda biz Tekuzen platformunda da güzel sorular çözeceğiz. Arkadaşlar herkesi Tekuzen platformuna bekliyorum. Çok güzel. Tekuzem sistemi, Tekes sistemi çok güzel bir sistem yapılmış. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Yani yapay zeka sistemiyle bir sistem.
İnşallah hepinizi tek düzen platformunda bekliyorum. Umarım faydalı bir tanıtım dersi oldu sizlere. Hepinize dersimiz burada aslında noktalandı. Ama sorusu olan varsa yorumlarınıza cevap verebilirim. Mesela arkadaşım demiş hocam ben günde 5 soru çözmeye üşenirim. Şimdi bir günde 500 soru çözüyorum. Güzel bir şey. Arkadaşlar diğer arkadaşlarınıza motivasyon olacak bir cümle bence. Günde 500 soru Bengü tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlar bu cümleyi bence sizlere bir motivasyon cümlesi olsun. Din dersini amacımız 10'da 10 yaptırmak. Öncelikle sevdirmek. Seversen yaparsın arkadaşlar. Ön yargı olmasın lütfen. Hiçbir derse ön yargılı yaklaşmayın. Bakın son cümleler biraz motivasyon içerikli olsun. Hiçbir derse ön yargıya yaklaşmayın. 10 tane soru var. Nitelikli okula gitmek için 10 soruda 10 yapmamız lazım. Onun için tek uzemde hepinizi bekliyoruz, tamam? İnşallah herkes istediği hedefi yapar. Umarım keyifli bir ders oldu. Sıkıcı bir ders olmadı. Tanıtım derslerine girdin Bengü. Şey olarak da arkadaşlar normal ders müfredat olarak da ilerleyen aşamalarda tek uzem platformuna bekleriz herkesi. Sorusu olan var mı başka? Ben dersi de tanıtım dersimizi bitiriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders oldu herkese. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese derslerinde de başarılar diliyorum arkadaşlar. Ara tatil bitti ve tekrardan böyle güzel bir dönem başlıyor. Bu dönemde herkesi büyük bir istekle derslere sarılmalarını isterim. Başta kendi dersim olmakla bütün derslerinizde başarılı, güzel sonuçlar elde edersiniz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.